Evet hoş geldiniz. Şimdi telefonumdan da açayım. Evet telefonumdan da açıyorum. Evet. Hocam merhaba ben İbrahim Eren. İngilizce grubundan. İbrahim hoş geldin. Evet. Merhaba. Tek biz mi varız ve ders başladı mı? Evet dersimiz yeni başladı. Evet İbrahim e, zannedesem Elazığ'dan. Evet hocam ben İbrahim Eren Sin gruptan. Tamam. İbrahim'i şöyle nerede? Burada. İbrahim seni moderatör yapıyorum. Tamam, zaten İbrahim moderatördü değil mi zannedersem? Tamam. Eee moderatörü kaldır. Evet. Tamam. İbrahim mod moderatördün değil mi sen? Ben seni moderatör yapmıştım herhalde daha önce zannedersem. Tamam, sen moderatör olarak devam et bu şekilde. Hocam ben ne? Diyecektim biri moderatör mü oldu? Ee, Efe. Evet. Evet arkadaşlar. Dersime başlayacağım. Bir kişi moderatör yaptım. İbrahim'i yapmış oldum. Şimdi bazen ben şimdi ders anlatırken ilgilenemiyorum. Yani maalesef e, kötü şeyler paylaşanlar olabiliyor. En azından onlar e, silinmiş olur. Evet isterseniz hemen dersimize başlayalım. 35 geçiyor. Zaten 30 geçe demiştik. Evet. Selamünaleyküm. selam Evet dersimize başlıyorum. 6. üniteyi biliyorum. Biraz yoğunluğumdan dolayı uzun zamandır YouTube canlı dersi yapamıyordum. Bitirdiniz veya bitirmek üzeresiniz. Bir tekrar etmiş oluruz beraber. Kitabımız More and More 6. ünite. Kitap olanlar kitabı da açabilir ya da ekrandan takip edebilirsiniz. Evet. Şimdi beraber tekrar edelim. Evet hep beraber tekrar ediyoruz. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Affedersiniz. Astronaut. Astronot. Evet benle beraber tekrar ediyorsunuz. Be born. Buradaki be was were olmuş oluyor. Doğmak. Build a bridge. Buradaki u okunmuyor. Köprü inşa etmek. Köprü yapmak. Building bina, carry, taşımak, cook a meal, yemek pişirmek, et evet, benle beraber tekrar ediyorsunuz, defend people, insanları savunmak. Bunu avukatlar yapmış oluyor değil mi mahkemede? Design, tasarlamak. Evet, bunu kim yapıyor? Architect, mimar yapıyor değil mi? Dream, hayal, rüya. Drive, sürmek, araba kullanmak. Examine patients, hastaları muayene etmek. Examine, muayene etmek demek. Patient, hasta demek. Finish bitmek, bitirmek. Evet benle beraber tekrar ediyorsunuz. Evet. Grow. Evet. Grow yetiştirmek. Help people insanlara yardım etmek. Job iş. Make an operation operasyon yapmak yani ameliyat yapmak. Make clothes elbise yapmak. Make projects proje yapmak. Occupation meslek prepare meals, yemek hazırlamak, repair cars, arabaları tamir etmek, sell goods, ürün satmak, serve food and drinks, yiyecek ve içecek servis etmek, sew fabrics, sew dikmek demek, fabric de kumaş, sew fabrics, kumaş dikmek, start, başlamak, suit, takım elbise, teach, öğretmek, treat, tedavi etmek work iş ya da çalışmak yesterday dün. Evet ünitemizin kelimeleri bu şekilde. Şimdi sağ tarafa geçelim. Evet buradan şöyle meslekler. Evet şimdi yine benle beraber yani benden sonra tekrar ediyorsunuz. Doctor doktor, vet veteriner, nurse hemşire, architect mimar, tailor terzi, hairdresser, cofter, cook, aşçı, lawyer, avukat, teacher, öğretmen, engineer, mühendis, mechanic, bakın, mechanic tamirci, manager, müdür, idareci, salesman, erkek satış elemanı, saleswoman kadın satış elemanı driver şoför sürücü worker işçi waiter erkek garson waitress waitress kadın garson farmer çiftçi dentist diş doktoru scientist bilim adamı veya bilim insanı Evet devam edelim. Evet ünitemizin ismi bakın görüyorsunuz burada onu da göstermiş olalım. Occupations yani meslekler 6. ünite Unit 6. What, what is your occupation? Senin mesleğin ne? I'm a vet. Ben bir veterinerim. I take care of animals. Ben hayvanlarla ilgilenirim şeklinde bakın görüyorsunuz. Evet şimdi devam edelim. Buraya geçiyorum. Evet burayı da geçtim. Evet buradayız şimdi burayı büyütelim. Can, can't. Ebilmek, abilmek anlamına geliyor. Yetenekler can. Ebilmek yardımcı fiil ile ifade edilir. Olumsuz cümlelerde ise can't yardımcı fiili kullanılır. Pozitif form yani olumlu cümle nasıl kuruyoruz? Önce öznemiz geliyor. I, he, she, it, we, you, they. Bakın hepsi aynı. Değişmiyor. Hani geniş zamanda gruplandırıyoruz ya. I, we, you, they, he, she, it şeklinde. bunlarda bunlar da bakın kendi hepsi için aynı. Ondan önce öznemiz geldi. I, he, she, it, we, you, they. Sonra can geldi. Daha sonra film yalın halde. Ne demek yalın halde? Önünde to yok, arkasında ing yok, s takısı yok. Bakın buna dikkat edelim. Genelde olumlu cümlelerde can okunurken kın diye okunur. Mesela I can swim, I can jump, I can drive şeklinde. Olumlu cümlelerde. Şimdi bakalım örneklere. Ne demek? Yapabilirim, ebilirim, I can draw the plans of buildings. Ben binaların planlarını çizebilirim. Kim o zaman bu? Architect değil mi? I'm an architect. Ben bir mimarım. My mother can cook delicious meals. Benim annem lezzetli yemekler pişirebilir. Bakın ebilir, yapabilir. Olumsuz olduğu zaman özneden sonra I, he, she, it, we, you, they'den sonra can not getiriyoruz. Yalnız bu can not'ın bitişik yazılması lazım. Burada yanlış yazılmış. Can not bitişik yazılır. Ya da kısaltırsak can't. Bunu İngilizler can't diye okuyor. Amerikanlar can't diye okuyor. İster can't diye okuyun, ister can't diye okuyun, ikisi de doğru. Ben can't diye okuyorum. O sizin tercihiniz. I can't repair cars. Ben arabaları tamir edemem. I'm not a mechanic. Ben tamirci değilim. I can't sew nice suits. Ben güzel takım elbiseler dikemem. I'm not a tailor. Ben işte terzi değilim şeklinde. Eğer yapamıyorsam ne diyorum arkadaşlar? Can't. Evet bu şekilde kendine olumlu ve olumsuz cümleleri gördük. Şimdi devam edelim. Evet burayı geçiyorum. Burayı da geçtim. Evet şimdi kendine sorulara bakalım. Bakın kendine soru sorarken ne yapıyoruz? En başa ken geliyor. Sonra öznemiz geliyor. I, he, she, it, we, the, you, they. The. Daha sonra da fiilim yalın halde. Bakalım örneklere. Can you drive a car? Sen araba sürebilir misin? Yes I can. Evet sürebilirim. No I can't. Hayır süremem. Can you cook? Yemek pişirebilir misin? Yemek yapabilir misin? Yes I can. Evet yapabilirim. Pişirebilirim. No I can't. Hayır yapamam. Demek ki soru sorarken ne oluyormuş? Can başa geliyor. Sonra özne sonra da fiilim yine yalın halde. Kısa cevap verirken yes I can, yes he can. Olumsuz cevap verirken kısa cevap olumsuz. No, I can't. No, he can't. Şeklinde cevap vermiş oluyoruz. Şimdi devam edelim. Evet. Şöyle zannedersem okunuyor diye düşünüyorum. Veya biraz daha öbür türlü büyütebilirim. Öbür türlü yapalım. Şöyle yapalım o zaman. Tamam. Şimdi simple past tense yani geçmiş zaman was, were görmüş olacağız. Geçmiş zamanda was, there. Yani to be fiili, olmak fiili geniş zamanda present tense de emizar oluyor. Emizar geçmiş zamanda yani past tense'de neye dönüşüyormuş? Was were. Am ile is was oluyor, ar were oluyor. Geçmiş zamanda isim cümlelerinde to be, emizar fiilinin yerine ne kullanıyoruz? Vaz Ne demekte to be fiili? Olmak anlamına geliyordu. Bakın to be fiilini yani emizarı ya da geçmiş zaman haliyle was were'ı ya bir isimle ya bir sıfatla ya da edat artı isimle kullanıyoruz. Fiille birlikte kullanmıyoruz bakın. Bunlar isim cümlesi, durum cümlesi. Mesela I şu anda ben öğretmenim. Ne diyorum? I am a teacher. Ben öğretmenim. Ama emekli oldum diyelim artık öğretmenlik yap yapmıyorum. Ne diyorum? I was a teacher. Öğretmen dim. Artık öğretmen değilim. I am young. Şu anda gencim. Yaşlandım şimdi. Ne diyorum? I was young. Genç tim. Artık genç değilim. Ee, bakın I, he, she, de was kullanıyoruz. We, you, they'de were kullanıyoruz. Buna da dikkat edelim. Mesela ben şu anda evdeyim. Ne diyorum? I am at home. Şimdi dışarı çıktım. Artık evde değilim. Ne diyorum? I was at home. Evdeydim. Şeklinde. Evet. Şimdi geçmiş zamanda yani past tense'de hangi zaman ifadelerini kullanıyoruz? Time expressions. Şimdi onlara bakalım. Yesterday. Ne demek yesterday? Dün. I was ill yesterday. Ben dün hastaydım. Two, two days Ago. Three months ago. Five days ago. Bakın ago önce demek. Önce bakın şu zaman dilimi geliyor sonra ago geliyor. She was in New York two years ago. İki yıl önce New York'taydı. Bakın ne oldu? Agolu kalıpları kullandık. Yani e, zaman ifadesi olarak geçmiş zamanda ago'yu kullanmış olduk. Last ne demek? Geçen. Last winter, geçen kış. Last Saturday, geçen cumartesi. Last month, geçen ay last week geçen hafta last night dersek dün gece olmuş oluyor. Yani geçen gece demiyoruz dün gece demiş oluyoruz. They were in Paris last winter. Geçen yıl, geçen kış neredeydi onlar? Paris'teydi şeklinde. Evet devam ediyorum şimdi. Şimdi buradayız. Burayı büyütelim. Evet. Şimdi. Önce burada yine tarih okuma var bu gerçi daha önce geçmişti bir tekrar etmiş oluyoruz şimdi hızlı bir tekrar yapmış olalım <gülüyor> evet <gülüyor> affedersiniz şimdi önce şimdi önce aylar okumuş olalım hep beraber tekrar edelim January at evet months yani aylar January Ocak February Şubat, March, Mart, April, Nisan, May, Mayıs. <laughs> Affedersiniz sesim çatallaşıyor. June, Haziran, July, Temmuz, August, Ağustos, September, Eylül, October, Ekim, November, Kasım, December, Aralık. Evet bu şekilde aylar. Şimdi sıra sayılarına bakalım. Bunların hepsini tek tek okumayacağım. Bakın the first birinci oluyor. Bakın bunun son iki harfi ne oluyor? Rakamın yanına yazıyoruz. The second ikinci yine son iki harfi ne yaptık? Bakın rakamın yanına yazdık. The third üçüncü bakın yine son iki harfi ne yaptık? Rakamın yanına yazdık. Ondan sonra ne oluyor bakın? Fourth bakın th geldi. Dördüncü. Fifth beşinci. Sixth işte fifth'te yalnız five five diye yazılıyor. Bakın beşinci şöyle nasıl yazılıyor? Fifth şeklinde yazılıyor. Sixth 7th, 8th, 9th, 10th. Dikkat ederseniz ondan sonra hep th, th devam ediyor. Kimilerinde bakın 12'de bir farklılık var yazılışta ona dikkat edeceğiz. 5'te bir yazılışta farklılık var. E, 9th, orada da e düşüyor bakın onlara dikkat edeceğiz. 12. de bakın görüyorsunuz gösterdim. Diğerlerinde direkt th çekliyoruz. 20'den ne oluyor? 20 y ile bitiyor. Y düşüyor. i e t h şeklinde geliyor. Yani i e t h e şeklinde 20 diyoruz. 20. 20'den sonra artık 21st, 21. 21. 22nd, 22. 23. şeklinde aynen böyle devam ediyor. 30. ne oluyor? The 30 Yine ye düştü bakın. i e t -H geldi. 31st, özür diliyorum. Evet, 31st, 31. şeklinde. Bakın zaten ayları söylerken bu şekilde kullanmış oluyoruz. 31 Yani gün 31 tane olduğu için bu yeterli şu anda. Şimdi Evet şuraya gelelim. Yılları nasıl söylüyoruz? Yılları ikiye ayırıyoruz. İkili okuyoruz. Nineteen fifty four. Bakın 1954 dedik. 1827 diyeceğiz. Nasıl diyoruz? Eighteen twenty seven. bin diyeceğiz. Nasıl diyoruz? Twenty Şimdi bazı tarihler için bu kural değişir. Mesela 1900 nasıl diyoruz? Nineteen hundred. Bin diyeceğim. Eighteen 1902 diyeceğim. Nasıl diyorum? Nineteen o 1905 Bin o five. 2001 ile 2009 arasında bakın dikkat ediyoruz. 2000 ne oluyor? 2000. 2001 nasıl diyorum? 2000 and one. And diyebilirim de demeyebilirim de. Ee, bunu ikili okumuyoruz bakın. 2001 ile 2009 arasında ikili okumuyoruz. Çünkü 29 dersem ne oluyor? 29. Yanlış anlaşılır. Dolayısıyla nasıl okuyorum? 2000 and nine şeklinde. 2010'dan sonra tekrar ikili okuyabilirim. 2010. ten. 2015, 2015, şeklinde. Şimdi tarihleri iki şekilde okuyorum. Bakın Şimdi tarihin yazılışı farklı, okunuşu farklı. Şimdi biz okunuşunu anlatıyorum. The 13 önce the'yı getirdim okurken. Bakın the geldi gün ama sıra sayısı kullanıyorum. 13 demiyorum, 13. The 13 aydan önce of getiriyorum. March 2018, yılı söylüyor. Ne dedim? İşte Mart'ın 13'ü, 2018. Ya da önce ayı söylüyorum. March the 13 şeklinde. Bakın the söyledim, günü söyledim. Yine sıra sayısı ama Arkasından Timenti Eğitim. Ne dedim? E, 2018 demiş oldum. Yine aynı. Yani farkı şu. Ya önce günü söylüyoruz ama günü söyleyeceğim zaman önce the getiriyorum okurken. Sıra sayısı la günü söylüyorum. Of diyorum ayı getiriyorum yılı söylüyorum. Ya da önce ayı söylüyorum. March arkasından the günü söylüyorum. Burada of yok. Ondan sonra yılı söylüyorum. Diğerlerini bakın söylemiyorum. Anlatmış oldum. Burada ne diyor? Tarihlerden önce on Yıllardan önce ise in edatı kullanılır. Buna dikkat dikkat edeceğiz. I was born on the 9th of May 2009. Bakın okumuş oldum. My sister was born in 2014 şeklinde de okunabilir ya da 2014 şeklinde de okunabilir. Evet orayı da geçiyorum. Evet şuraya bakalım. Şimdi was'ın olumsuz hali. Bakın biraz önce anlatmıştım was were olumsuz yaparken ne yapıyorum was were'den sonra not ekliyorum. I was not kısaltırsam wasn't. Değil mi? I he she it de was kullanıyordum. Arkasından olumsuz yaparken not getiriyorum. Kısaltırsam wasn't. Do you they de were kullanıyordum. Olumsuz yaparken ne yapıyorum? Not getiriyorum. Kısalttım weren't. Mesela I wasn't a teacher. Ben öğretmen değildim. You weren't a teacher. Sen öğretmen değildin. I wasn't at home yesterday. Dün evde değildim. They weren't at a concert. Onlar konserde değildi şeklinde. Olumsuz yaparken ne yapıyormuşuz? Was were'ın arkasına not getiriyoruz. Şimdi devam edelim. Evet. Geçiyorum burayı da. Şimdi was sorulara bakmış olalım. Soru cümlelerinde evet şöyle yapayım isterseniz biraz ufak oldu gibi sanki. Şöyle büyütelim. Tamam. Şimdi was soru nasıl yapıyoruz? Bakın was direkt başa geliyor. I, he, she, it de was başa geldi arkasından özne sonra da isim sıfat ya da edat artı isim geldi. Do, they de verb başa geldi. Arkasından bakın Vuze Vuze geliyor. Sonra isim, sıfat ya da edat artı isim gelmiş oluyor. Eğer soru kelimesi varsa bakın soru kelimesi ne demek soru kelimesi what, why, where en başa o gelir. Şimdi örneklere bakalım. Were you a student last year? Sen geçen yıl öğrenci miydin? Yes, I was. Evet öğrenciydim. No. <laughs> Affedersiniz. No, I wasn't. Hayır öğrenci değildim. Was Alice tired? Alice yorgun muydu? Yes, she was. Evet yorgundu. No, she wasn't. Hayır yorgun değildi. Where were you yesterday? Dün neredeydin? I was at the dance course. Dans kursundaydım. Şeklinde bakın burada yes no diye cevap veremem. Bana nerede olduğumu soruyor. Dolayısıyla nerede olduğumun cevabını vermiş oldum. Evet başka bir şeyimiz kaldı mı? Şöyle bakalım. Tamam bunları da anlattık. Evet burada dersimizin sonuna geldik. Evet videoyu kapatmadan like atarsanız memnun olurum. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Take care. See you. Bye bye.